Dernek binasında konuşan Diyanetten Malatya Şube Başkanı Mehmet Engin, son günlerde Diyanet işlerine yapılan saldırıların ve itibarsızlaştırmanın terörün yazıya dökülmüş şekli olduğunu söyledi. Diyanetten Malatya Şubesi'nde toplanan şube başkan yardımcıları ve ilçe başkanları toplantımız mutat olarak yapılmaktadır. Diyanete yapılan saldırılar terörün yazıya dökülmüş şeklidir. Diyanete kirli söz söyleyenlerin din ve imandan yoksun insanlar olarak niteliyoruz. Diyanet bünyesinde görev yapan herkesin kararlılıkla şunu söylemesi gerekir. Diyanet bu ümmet coğrafyası için umuttur. Bu umut biterse dünya coğrafyasında mazlumlar çaresizliğe itilir. Vicdan yoksunu, inanç yoksunu bir millet olmaya doğru adım adım ilerleriz. Ne refahtan bahseden bir millet oluruz, ne de ezanı, Kur'an'ı dinleyebilen bir millet oluruz. Bağımsızlığımızın sembolleri tek tek ellerimizden kayar gider. Başkan Engin, Charlie Hebdo dergisine yapılan saldırıları Fransa çocuklarını alıyor diyerek manşet yapanların İstanbul'da yaşanan saldırılar için katliam ülkesi dediklerini hatırlattı. İşte geçmişte olduğu gibi günümüzde de zulmün temsilcileri Müslüman kesimin sesini kısmak, İslam'a çağıran sesi susturmak ve İslam davasını omuzlayanları sindirmek için çeşitli eziyetler, zulümler ve komplolar düzenlemektedir. Charlie Hebdo dergisi yapılan saldırıları Fransa çocuklarını ağlıyor diye manşet yapanlar İstanbul'da yaşanan saldırı için katliam ülkesi diyebiliyorlar. Kendilerine Türkiye'den daha yakın gördükleri o ülkenin dergisi bugün sahillerimizde can veren Aylan Bebek'in karikatürünü çizip Aylan Bebek büyüseydi o da bir tacizci olurdu diyecek kadar İslam'a ve Müslümanlara karşı bir linç girişimi içindedirler. 2016 yılı Mayıs sayımlarına kadar 1200 üyeye ulaşmaktır.